Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bir yandan da İsrail ile Filistin arasındaki savaş hali tüm dünyayı tedirgin eden boyuta ulaştı. İki ülkenin savaşına başka ülkelerin de dahil olmasıyla birlikte ilçe turizmini etkileyeceğinin altını çizen turizmciler şimdilik kendilerini etkilemeyeceğini düşünüyor. İsrail'den yüksek rakamlarda turist almadıklarına dikkat çeken Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı ile Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Cimrin konu hakkında İsrail'den aldığımız turist sayısı çok yüksek bir rakam değil ama bu savaş genişler ve İran işin içine dahil olursa eğer Avrupa ülkeleri müdahale ederlerse bölgede savaş büyüyebilir. Savaş büyürse Avrupa'dan gelecek misafirimizi de ürkütebilir ama şu anda bu ihtimal çok uzak gözüküyor. Bizim için çok büyük bir risk teşkil etmiyor. Bir an önce ateşkes sağlanmasını diliyoruz ifadelerine yer verdi. Hollanda bandıralı çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı turistleri taşıyan New Stedenham adlı kruvaziyer Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından rota değiştirip İsrail'den ayrılarak Alanya Limanı'na demirledi. Hollanda bandıralı 300 metre uzunluğundaki New Stedenham adlı kruvaziyer Mısır'ın İskenderiye limanından yola çıktıktan sonra Akdeniz'deki turu kapsamında 7 Ekim'de İsrail'in Hayfa limanına demirledi. Hamas'ın operasyonu İsrail'in de savaş ilan etmesinin ardından yaşanan çatışmalar sonrası yolcuların indirilmemesi ve geminin Hayfa'dan ayrılması kararlaştırıldı. Demirlediği gün Hayfa limanından yola çıkan gemi bu sabah Alanya limanına geldi. Çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada vatandaşı olmak üzere toplamda 2542 turiste 957 personelin bulunduğu gemideki turistler gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde gezintiye çıktı. Geminin bugün saat 18'de Güney Kıbrıs'ın Limassol şehrine gitmek üzere demir alacağı bildirildi. Sun Express'in Antalya'ya yeni uçuşlar eklemesiyle Alanya'da turizm sezonunun uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise konuyla ilgili açıklamasında yaşanan bu gelişmenin Gazipaşa Havalimanı'nın Alanya'ya daha çok etki edeceğini belirtti. Mehmet Dahaoğlu Alanya Posta Medya'ya yaptığı açıklamasında Sun Express kışlık uçuş rotasına göre 6 yeni rota planlanıyor. Bunları duymak güzel. Darısı diğer hava yollarının başına diyelim. Ancak bu Antalya uçuşlarının Alanya'ya direkt bir faydası pek fazla olmuyor. Antalya, Side, Lara, Kundu, Belek bölgeleri bu uçuşlardan daha çok faydalanıyor. Ne zaman ki bu uçuşlar Alanya Gazipaşa Havalimanı'na yapılır, işte o zaman Alanya avantajlı olur. Bizler yine Alanya ve Alanya Gazipaşa Havalimanı için yeni pazarlar bulma, eskileri canlandırma çalışmaları yapacağız ifadelerine yer verdi. Alanya Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Tropikal Meyve Festivali'ne katılan ünlü televizyon yıldızı Çağla Şikel, festivalde gerçekleştirdiği programın ardından avokado, muz, mango ve ejder meyvesi hasadı yaptı. Alanya Belediyesi'nin avokado ve mango temasıyla ikinci kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival birbirinden ünlü şefleri ve televizyon yıldızlarına da ev sahipliği yaptı. Programın 3. gününde ülkemizin en sevilen sabah programı sunucularından olan manken oyuncu Çağla Şikel sahne aldı. Çağla Şikel'le Fit Tropikal Tarifler Atölyesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Ünlü isim vatandaşların sorularını yanıtlarken bol bol da fotoğraf çektirdi. Programın ardından Mahmutlar'da faaliyet gösteren üretici Mustafa Kaya'nın bahçesine giden Çağla Şikel burada hasat yaptı. Avokado, muz, mango ve ejder meyvesi üretilen bahçeyi gezen Çağla Şikel, tropikal meyvelerin üretim süreci hakkında bilgiler aldı. Tropikal meyvelere olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Alanya Belediyesi'ne böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti.
Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. Tepe Mahallesi Sarılar Sokak'ta nedeni bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktığı bölge sakininin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının yayılmasını önlemek için bir yangın söndürme helikopteri, 2 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 1 arazöz müdahale etti. Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Tepe Mahallesi Muhtarı Hamza Durna ise bölgede 4. yangının olduğunu söyledi. Durna açıklamasında bu yıl bölgede çıkan 4. yangın oldu. Şüpheli bir durumda yok dedi. Valla arkadaş burası Tepe Mahallesi. Çaltırlar mezarlığı ve Çaltı namazgahı arasındaki bölge gördüğünüz gibi şöyle. Bu yıl 4. oldu. Yani bir şüphelendiğimiz bir şey de yok. Bir telefon, muhtarım yangın var, muhtarım yangın var, hemen geliyoruz. Arkadaşlar orman geliyor, büyükşehir geliyor, Alanya Belediyesi geliyor, sağ olsun. Yani bu şüphelendiğimiz bir şey de yok. Nasıl oluyor, ne oluyor, kimin...